Merhaba sevgili çocuklar. Çanakkale'ye herhalde 2 yıl önce falan gelmiştim. 5-6 okul gezmiştim. Ve okullarda imza günü ve söyleşiler yapmıştım. Hatta Çanakkale kutlamalarına çok az anmasına çok az bir süre vardı. Okulları dolaşıyordum. O arada öğrendim ki bazı çocuklarımız Battlefield diye bir oyun oynuyorlarmış. Bu beni çok üzmüştü. Çünkü Battlefield oyununu belki içinizde bazılarınız biliyor, bazılarınız hiç bilmiyor. Oynamanı da istemediğim bir oyun zaten. Bu oyunda gördüğüm kadarıyla çocuklar Çanakkale'de İngiliz askeri oluyorlar. Ve Çanakkale Savaşı döneminde Türk askerlerini öldürüyorlar. Sonra Türk askeri oluyorlar. İngiliz'i öldürüyorlar. İngiliz askeri oluyorlar. Türk askerini öldürüyorlar. Kimi öldürürsek öldürelim bir defa savaş çok kötü bir şey. Çok yanlış bir şey. Büyük komutan Atatürk biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'ndan sonra Anzaklar yani Avustralya'da yaşayanlar sizler çok iyi tanıyorsunuz, yakından biliyorsunuz bu konuları. Buraya ziyarete geliyorlar. Kendi çocuklarının mezarlarını bu kadar yıllar geçmesine karşın gelip dedelerinin mezarlarını izliyor şeyler ziyaret ediyorlar. Ve bir geldikleri dönemde çocuklarının buradan götürmek istediklerini, ölen çocuklarını alıp kendi ülkelerine götürmek istediklerini söylüyorlar. Atatürk bunlara diyor ki bu dost ülkeye artık diyor ki artık onlar sizin yalnızca sizin çocuklarınız değil, onlar bizim de çocuklarımız ve bizim ülkemizin topraklarında, bizim bağrımızda bizim çocuklarla sizin çocuklarınız birlikte yatıyorlar. Artık onlar bizim çocuklarımız diyor, vermiyor. O böyle düşünürken böyle çıkan hakikaten bazı akıl dışı bir bilgisayar oyunlarını oynamanız gerçekten beni çok üzüyor. Bu yüzden de bu oyunların bize bir şey katmadığını, bir şey öğretmediğini ve her zaman bu oyunları eğlence için oynarken ama çok da kötü şeyleri, yanlış şeyleri belleğimizin altına yüklediğimizi, şuur altımıza gönderdiğimizi ama onların sonradan bizde nasıl etkiler yapacağını bilmeden saatlerce masa başlarında bu tip oyunlar oynuyoruz. Ben bunu Çanakkale'ye geldiğimde de söylemiştim. Durmadan değişiyor biliyorsunuz. Bir zamanlar Minecraft'lar vardı. Sonra GTA 5'ler çıktı. Sonra Assassin's Creed'ler çıktı. Şimdi en son okullar Covid öncesinde okullara gittiğim zamanlar çocuklar bana gelip diyorlardı ki ya hocam şey oynuyor musun? PUBG. Yok diyordum oynamıyorum. O zaman gel sana öğretelim diyorlardı. Durmadan bu oyunlar geliyor. İşte bu oyunlar genellikle çocukları okumaktan alakoyan oyunlar olarak hayatımıza giriyor. Bu oyunlara alışan çocuklar kitap okumaktan sıkılıyorlar. Oysa oyunlar bizi sadece eğlendiriyor o an için. Bazıları eğlendirmekte de kalmıyor. Bize şuur altımıza kötü şeyler yerleştiriyor. Çocuklar bu oyunlarda hırsızlık yapıyorlar, şunu soyuyorlar, silahlarla filan oynuyorlar. Bunlar bizim çocuklarımız için istemediğimiz şeyler. Çünkü bunlar bizim için bize bir şeyler öğreten, bizi eğiten, bizi yarına hazırlayan şeyler değil. Her zaman kitaplar dijital de olsa, Kindle'larla da denen sanal kitaplarla da okunsa, kitaplar bize her zaman bir şeyler öğretiyor. Ve biz onunla büyüyüp, onunla gelişiyoruz ve onunla öğreniyoruz. Çünkü onları okurken hisselleştiriyoruz ama bir filmi izlerken o konuşmalar çabucak geçtiği zaman çok azı belleğimizde kalıyor. Halbuki okurken daha çok edinim sağlıyoruz. İşte ben bugün dedim ki kendi kendime neler söylemeliyim dedim. Dişimi fırçalarken aklıma birden çok eskiden yazdığım bir şey geldi, bir hikaye geldi. Timsahlar diş fırçası kullanmaz diye hatta bir kitabımda adını vermiştim. Biliyorsunuz timsahlar diş fırçası kullanıyorlar.
nasıl kullanıyorlar o etleri yerken dişlerinin arasında kalan artıkları. Bir kuş var, o geliyor, timsah kuşu. O geliyor, onun o gelince timsah ağzını açmıyor. O herkese ısıran, herkese saldıran, su içen hayvanları kovalayan timsah o kuşa bir şey yapmıyor. Üstelik bir de dişçinin önüne oturmuş gibi ağzını açarak bekliyor. O kuş da ağzına girip onun ağzındaki bütün artıkları temizleyip çıkarıyor. İşte böyle aralarında kurulmuş bir dostluk var. Yani düşünün, bir timsahla bir küçük kuş, timsah kuşu bile arkadaş olabiliyorlar ve bir yardımlaşma içinde birbirlerine destek oluyorlar. Ama timsah kuş için ne yapıyor onu bilmiyorum. Belki de kuş da ondan ayıkladıklarıyla besleniyor diye de düşünebiliyorum. Şimdi hayvanlar hayatımızda bizim insanlardan sonra en sevdiğimiz varlıklar. Yani dünyamızın vazgeçilmez parçaları. Herkesin kendine göre bir hayvan sevgisi var. Bazı hayvanlardan ürküyoruz kimilerimiz. Bazı hayvanları çok seviyoruz. Bazılarından korkuyoruz. Ben kediyi daha çok severim. Küçükken kangal köpekleri bana saldırmıştı. Onun için ondan biraz çekinerek korkmam ama çekinerek bakarım, ama korktuğumu da söyleyebilirim. Çünkü o fazla gururlu, aslında köpek diye aslana bile benzeyen, yani aslan gibi filan, vakur, son derece şey bir hayvan. Yani sevgi dolu bir hayvan, sahibine karşı sevgi dolu, ama ben hiç köpek beslemediğim için o bende her zaman aralaşma zorunluluğu getiriyor bana. Benden biraz uzak diyordur diyorum ben ona. O da bana diyor ki sen de benden uzak dur. Ama kedileri, kuşları, daha bütün pek çok hayvanı daha fazla seviyorum demeyeyim. Daha onları sempatik buluyorum. Daha böyle şey daha zararsız buluyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi bugün bir şey anlatmak istiyorum. Ülkü Tamer vardır, ülkemizin çok ünlü şairlerinden biriydi. Onun Uyku diye bir şarkısı da vardır. Çok güzel de bir şarkı şeydir, şiirdir o. Onu benim bir arkadaşım da şarkıya dönüştürdü. Şimdi onun bana anlattığı bir köpekle ilgili ilginç bir hikaye anlatmak istiyorum size. Belki siz de bu hikayeyi okudukça belki bazı kitaplara okumayı daha eğilim gösterirsiniz diye. Bir gün bir tiyatroda bir köpek oyuncuya gereksinim duyuluyor. Oyunda işte bir soylu aile var, bir eşi var filan. Bir de olayın içinde bir tane de köpek var, olması gerekiyor. Düşünüyorlar, taşıyorlar. İşte Etiler tarafında bir yerde oturan bir tanıdıklarının küçük, böyle o küçük beyaz kaniş gibi ya da biraz daha büyükçe köpeklerinden biri var. Söz dinleyen, alışkanlık, yani bir şeyler kolay öğrenen bazı şeyleri. Bu köpeği oyuna almaya karar veriyorlar. Oyunda da şöyle işte bir isim bulalım şimdi içimizden. Mini Mini olsun adı, ya da Mini olsun. Oyuncu bir yerden, bu Mini de yoktu, nerede kaldı, gelmedi, bir merak ettim, kayıp mı oldu acaba dediğinde Mini hemen sahneye giriyor. Geliyor, gel bakalım kucağıma çık diyor. Geliyor, çıkıyor. Konuşuyor o bir bayanla bir erkek. Aralarında diyalog sürerken o orada oturuyor. Biraz sonra adam çıkarken hanımefendi diyor ki köpeğe, hadi Mini sen de git artık onunla birlikte, Edward'la birlikte sen ayrıl buradan diyor. Tabii köpek de hemen oradan çıkıyor. Gidiyor, geliyor, bu çağrılar içinde gidiyor, geliyor, gel otur, şuraya git sen köşede otur. Oyuna sürekli uyuyor. Ve bir oyun, ya bir sezon sahnede kalıyor ve evin sahibi her zaman gidiyor şeyi, gidiyor evinden köpeği alıyor, getiriyor, sahneye bırakıyor. Oyunu söylüyor, köpeğini götürüyor. Başka zaman köpeği tiyatrodan birileri alıp getiriyor. Tiyatroda, kuliste köpek geleceğe kendisinin
çağırdıkları zaman gelmeyi bekliyor. Yani bir aktör gibi sırasını bekliyor. Hatta geldin mi diye sordukları zaman kulisler hav hav buradayım gibi sözcüklere de alışmış hayvan. Yanıtlar veriyor ve çağrılınca geliyor. Böyle oyunun içinde bir renk olarak köpek büyük oyuncularla birlikte oynuyor. Sonra yaz tatilinde oyun tatile giriyor. Ve tiyatro tatile girdiği için kapanıyor. Köpek de eve götürülüyor. Tabii köpek evde yine bir akşam işte oyunda o zaman 8-8.30'da falan başlıyormuş. Köpek evin içinde bir aile dostları gelmiş konuşuyorlar. Köpek dolaşıyor filan. Böyle bir sinirlilik içinde dolanıyor filan derken köpek birden o evden kayboluyor. Köpeği arıyorlar, oraya bakıyorlar, şuraya bakıyorlar. Arkada bir olanın penceresi açık. Allah Allah köpek nereye gitti diyorlar. Yani dört tarafı arıyorlar ve üzülüyorlar. Ne oldu, çalındı mı? Yoksa pencereden atladı bir yere mi gitti? Pencere de açıkmış o aralar filan. Ondan sonra bunlar arıyorlar. Ya dışarı çıkmıştır, geliyordur, dolaşıyordur filan diye beklerken. Yani arada da bir yarım saat, 40 dakika filan belki de daha çok bir saat geçmiş. Ondan sonra biraz sonra evin telefonu çalıyor. Ve bir adam, beyefendi işte. Şimdi isim koyalım. Hilmi Beylerin evi mi? Evet, Hilmi Beylerin evi. Buyurun. Efendim çok özür dilerim. Biliyorsunuz tiyatro kapalı. Ama ben tiyatroda şey yapıyorum, kalıyorum. Bekçilik yapıyorum. Evet. Diyor ki çok özür dilerim. Kulis kapısının orada bir havlama bavlama vardı. Bir tırmalama mırlama mı? Ondan sonra gittim diyor. Kapıyı açtım. Bir de baktım sizin köpek burada diyor. Nasıl olur diyorlar. Evet sizin köpeğiniz burada diyor. Lütfen gelip bunu alabilir misiniz? Ben içeriye aldım, kaybolmasın diyor. Hepsi hayretler içinde kalıyorlar. Bir taraftan birileri ağlıyor, evin sahiplerinden bir hanımefendi. Bir taraftan adamcağız, biniyorlar arabalarına. Gidiyorlar köpeği alıyorlar. Köpek oyuna öylesine, oyuncu görevine öylesine bir alışkanlık kazanmış ki öyle bir görev edinmiş ki bu işi. Tiyatro başlayacak, geç kalıyor, benim tiyatroya yetişmem diye gerekir diye o küçücük kendi kadar aklı olan köpek pencereden atlıyor ve koşarak Etiler gibi bir yerden sanırım Harbiye'ye kadar ya da yanılmıyorsam Şişli'ye kadar gidiyor ve tiyatronun kulis kapısından sanatçılar girdiği için o da kulis kapısının orada gidiyor havlaya havlaya ben geldim buradayım lütfen açar mısınız oyun başlayacak oyunu kaçırıyorum dercesine havlamaya başlıyor. Ve içeri alıyorlar. Ondan sonra köpeklerini alıp evlerine dönüyorlar ve unutamıyorlar. Yani onun bu görev duygusunu, sorumluluk duygusunu unutamıyorlar. Biz insanlarda bile bazen bu görev ve sorumluluk duygusu olmuyor. Daha adam sendeci davranıyoruz, daha boş verici davranıyoruz, daha aldırmazlık içinde oluyoruz. Ben her zaman kendime bu köpeği bir görev olarak, bir örnek olarak alırım. O yüzden de Timsahlar Diş Fırçası Kullanmaz adlı kitabımda ona genişçe bir yer verdim. Ve onu Ülkü Tamer'den anladığımı, dinlediğimi öğrendim. Ve sonra da kitabıma yazdım. O yüzden sizlerden özellikle isteğim şudur ki, kitapları bırakmayın. Çizgi roman olsun, bilmece oyun kitabı olsun, mizah gülmece dergileri olsun. Ama ne olursa olsun, birine bir bağlılığınız olsun, okuyun. Yani düşünün ki bir elinizde iki klavyeyle durmadan oradaki bir yere ateş ederek kazanılan oyunların bize bir şey getirmeyeceğini öğrenin. Belki futbol oyunlarının bir başka bir tadı var. İki kişi oynarsanız birbirinizin kalesine gol atarsanız filan belki bu eğlenceli olur. Ama sizin bedeninizin
çalışması, koşmanız. Yani sokakta top oynamanızın yerini hiçbir şey tutmaz. Oradaki kazanımınız hem zihninizi hem bedeninizi hem gücünüzü her şeyinizi artırır. Eğlencenizi de çoğaltır. Kitap okumak size çok şey öğretir, çok şey kazandırır. Kitap oku diyerek kimse kitap okumaz. Onun için siz herkesin çok seveceği kitaplar vardır. Siz kendi kendinize sorun. Ben bilmece kitapları seviyor muyum? Ben sporla ilgili kitaplar okuyor muyum? Yoksa serüven kitaplarımı seviyorum. Ama asla korku, şiddet, gerilim, aksiyon gibi ne filmleri izleyin ne de o tür kitapları okumayın. Çünkü o tür kitaplar da bilgisayardaki o savaş oyunları gibidir. Bizi kendine bağlar, tek baş parmaklarımızı çalıştırarak böyle beynimizin tek baş parmakla çalışmasına neden olur ve bizim algılarımızı küçültür. Ve bizim başarısız bireyler olarak yetişmemizi sağlar. Sizlerle uzaktan da olsa görüşmek, konuşmak beni bugün çok mutlu etti. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Benim başında söylemedim adımı bir daha söylüyorum. Ben Yalvaç Ural, Çanakkale'ye geldim, gittim çok çok abilerinizle, belki öğretmenleriniz bugün olan kişilerle çocukken söyleştim. Çok okurum var, 50 yaşında bile okurum var. Ben artık 3 kuşakla birlikte olmuş, çok dergiler çıkarmış. Hatta abilerinize Miço dergisiyle tanıştırmış. Ondan önce de pek çok dergiye imza atmış bir adamım. Bir yazarım, bir şairim. Kitaplarımla da sizi bir gün Covid geçecektir. Mutlaka unutmayın. Çünkü yarın sizin dünyanız. Ve sizler bizden sonra bizim oturduğumuz yerlerde yazar, vali, genelkurmay başkanı, belki başkan, belki milletvekili, belki çok ünlü bir hekim, belki hastalıklara ilaç bulan doktorlar olacaksınız. Ama unutmayın, güzel bir yaşama kavuşmak için okuyup çok şeyi öğrenmek, görmek, algınızı yükseltmek ve düşünen, vatan sevgisiyle dolu çocuklar olmanız gerekir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum. Hoşça kalın. Çanakkale'ye selam söyleyeyim benden.